senin ruhun ne de güzeldir. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, sıcak havada oruç tutmak cihattır. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu, en üstün cihat sıcak havada oruç tutmaktır. Yine İmam Cafer buyurdu ki, her kim sıcak bir günde aziz ve celil olan Allah için oruç tutarsa, Allah yüzünü okşasın ve müjdelesin diye kendisine 1000 melek tayin eder. İftar edince de Allah şöyle buyurur, senin kokun ve ruhun ne de güzeldir. Ey meleklerim, şahit olunuz ki ben onu bağışladım. Allah'ın sevgilisi buyurdu, Allah için açlık ve susuzluk çeken kimseye ne mutlu. Yine buyurdu ki, rüzgarın getirdiği ganimet kış orucudur. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur, kış müminin baharıdır. Geceleri uzundur, mümin ibadet için gece yarısı ondan yardım alır. Gündüzleri de kısadır, oruç tutmak için ondan yardım alır. Hazreti Ali şöyle buyurdu, her ay 3 gün oruç tutmak, ayın ortasındaki çarşamba günü, ilk perşembe günü ve son perşembe günü, Şaban ayının orucu, göğsün vesveselerini ve kalbin ızdıraplarını ortadan kaldırır. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, her kim her ay 3 gün oruç tutarsa, tüm ömründe oruç tutmuş gibidir. Zira aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur, her kim iyilik ederse kendisine 10 katı vardır. Allah'ın sevgilisi buyurdu, her ay 3 gün oruç tutmak ve Ramazan ayından Ramazan ayına kadar oruç tutmak, bir ömrün oruç ve iftarı sayılmaktadır. Yine Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, her kim göğsünden birçok vesveselerin gitmesini isterse, sabır ayında ve her ay 3 gün oruç tutsun. Yine buyurdu ki, sabır ayının yani Ramazan'ın orucu ve her ay 3 gün oruç tutmak, göğsün vesveselerini ortadan kaldırır. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu, Allah'ın Resulü, Bisetinin başlangıcında öyle bir oruç tutuyordu ki, hakkında artık orucu terk etmeyecek diyorlardı. Ama bir müddet sonra orucu öyle bir terk ediyordu ki, artık oruç tutmayacak diyorlardı. Bir müddet sonra gün aşırı oruç tutmaya başladı ve bu sünnet Hazreti Davud'un orucudur. Bir müddet sonra bunu da bıraktı ve her ayın ilk 3 gününde oruç tuttu. Sonra bu metottan da el çekti ve 10 günde bir oruç tutmaya başladı. İlk perşembe ve son perşembe günü ve ayın ortasındaki çarşamba günü ve dünyadan göçünceye kadar bu sünnet üzere amel etti.